Kısımızdaki olaylar İsrailoğulları hakkındadır. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle İmam Buhari'nin sahihinde anlatılan bir hadis-i şeriften alıntıdır. Hoş geldin Yuram. İşler nasıl gidiyor? Buraya gelmemin tek sebebi elbise dikmek için yüne ihtiyacım olması efendi. Kalın yünler satın almam lazım. İhtiyacım var. Tabii buraya gelmen normal. Koyunları kırpma vaktinde bana günleri verip kar ortağım olma fikrine ne dersin? Hayır, hayır, hayır. Ben bu işin kar getirip getirmeyeceğine güvenemem. Sen en iyisi alacağın yünlerin ücretini dirhem olarak ver. Ne kadar istiyorsun peki? Bin dinar. Hadi senin için dokuz diz olsun. Tamam. Gerekli parayı biriktirdiğimde gelip senden yünleri satın alacağım. İki gün bekletirim sadece. Geç kalırsan bunları başkasına satarım. <laughs> Ebreşe, biraz yemek hazırla da yiyelim. Evde yemek yapacak hiçbir şey kalmadı ki Yoram. <laughs> ne yapsak? Peki elimizde satacak hiçbir şey yok mu? Satıp parasıyla yiyecek alsak? Elimizde ne varsa sattık. Elbiseler, eşyalar. <laughs> ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا اني <laughs> Fakat sen bu şehirdeki en iyi kıyafetleri diken terzisin. Bunun ne önemi var ki? Daha dikecek bir yün bile bulamazken. Senin kazançlı bir işe girişmen için sadece bin dinara ihtiyacın var. Dalga mı geçiyorsun? Nereden bulayım o kadar parayı? Eryal diye bir adam varmış. İnsanlara faizsiz borç verdiğini duydum. Bu iyi adam nerededir acaba şimdi? Çarşıya git. İnsanlara sor. Elbet bir sana nerede olduğunu söyleyecektir. Tamam. Hemen onu aramaya çıkıyorum. Kusura bakma Eryal Efendi bu geç saatte kapına geldim. Önemli değil. Evim diğer evlere nazaran epeyce uzakta. Senin için ne yapabilirim? Adım Yuram. Duydum ki sen faizsiz borç verirmişsin insanlara. Ben de yeni bir ticarete atılmak istiyorum fakat sermayem yok. İhtiyacın nedir? Verebilirsen bin dinar. Tamam, sana istediğini vereceğim. Şimdi mi? Yani bir şahit olmadan mı demek istedim? Bunda bir sakınca mı var? Bana borç verdiğine dair şahit olması gerekmez mi? Şahitlerin gelmesini bekleyelim istersen. Şahit olarak Allah yeter. Öyleyse kefil olacak birini bulsak? Kefil olarak Allah yeter. Sana ne diyeyim bilemedim. Bir yıl sonra borcunu ödemek için bana gel. Ama gecikme olur mu? Tabii olur. Aramızda kararlaştırdığımız vakitte geleceğim. Hatta daha önce ödemek için elimden geleni yapacağım. Bekle de sana bin dinarı getireyim. Ya eyyühellezine amenu İzâ tedâyentum Bideynin ilâ ecelim Musemmen Fektubuh Vel yektub beynekum Kâtibun bil adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ bütün kıyafetlerin dikimi bitti elhamdülillah. Fakat onlardan birini bile satamadık. İnsanların bu kıyafetleri neden satın almadığını anlamıyorum. Oysa ki onları dikmek için tüm gayretimi sarf ediyorum. Çünkü bu kıyafetler gönlü ve sıcak tutuyor. İnsanlar bu kadarına ihtiyaç duymuyorlar ki. Aslında kış mevsimindeyiz ama e, bu sıcak hava nereden geldi anlamadım. Bu da bizim şansımız işte. Her halimize şükür. Yuram, peki biz neden Kuzey'e gitmiyoruz? Şimdi orada hava bayağı soğuktur. İnsanların kalın, yünlü kıyafetlere ihtiyaçları vardır. Hay aklında bin yaşa. Uğraşmaya değer bir fikir. Siz ikiniz biniş ücretini ödemediniz. Ödeyeceğiz. Ne kadar? Yüz altın dinar. Ama sen herkesten sadece yirmi dinar alıyorsun. Siz iki kişisiniz. Elinizdeki sandıklar ise Üç kişi ağırlığında. Yine de çok. Ne istiyorsa ver yuram. Şehre ulaştığımızda elimizdekileri satacağız. Ve kat be kat fazlasını kazanacağız. Tamam al. Tam 100 dinar. Haydi diğerleriyle birlikte yemek yiyin. Fakat... Korkma korkma. Yemek yolculuk ücretinin içinde. Rahatça yiyin. Bana bir tane. Bana da. Ben de üç tane istiyorum. Ben önce geldim. Ben şu maviyi istiyorum. Lütfen lütfen tartışmayın ahali. Merak etmeyin elimizdeki mallar hepinize yeter. Hepsi için tek fiyat. Teki elli dinar. Çabuk ol Ebreş'e. Kalan sandıkları da aç hemen. Olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Buyurun efendim. Buyurun. Parasını verebilirsiniz. Oh. Bu ne soğuk bir hava böyle. Elhamdülillah. Bu kötü hava elimizdekileri satmamıza fayda sağladı. Unutma ki fikri veren bendim. Sen her zaman benim için hayırlı oldun sevgili işim. Sonunda satacaklarımız bitti. Haydi kiraladığımız odada biraz dinlenelim. Hayır. Uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum. Neden? Borcu ödeme zamanımız geldi çünkü. Fakat bu fırtınalı havada gemi yok. Ne yapalım? Ama bana borç veren Eryal Efendi'nin suçu ne? Sen zorunlu olarak buradasın ve hiçbir suçun yok. Çocuklarımız kaç gündür aç Eryal. Yiyecek ne varsa ver onları. Hepimize yetecek kadar yemeğimiz yok. Ne yapacağız? Sen olanları çocuklarla beraber afiyetle Ben aç değilim. Günlerdir haklıyım diye neden diretiyorsun ki? Ne demek istiyorsun Ufira? Halin vaktin yerindeydi. Sonra yarını düşünmeden şuna buna borç dağıtmaya başladın. Ben yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için insanlara borç verdim. Kaderimizde ne yazılıysa onu kabul etmeli ve razı olmalıyız. Şu bin dinar borç verdiğin adamı hatırlıyor musun? Evet, adı Yuram'dı. Borcunu ödeme vaktinin geldiğini de biliyorsun değil mi? Evet, fakat o deniz yolculuğuna çıkmıştı. Ne kadar da kolay söylüyorsun öyle. Ya senin malını alıp kaçtıysa, ya dönmezse? Sevgili eşim, insanlara suizanda bulunma. Ben onun gittiğini ve asla geri dönmeyeceğini eminim. Ya ay yehalalladin aamanu jtenibu kethiran min alzhan mi inna

Yolculuksa tehlikeli. Bu koca şeyde ne? Bir fikir geldi aklıma. Hah. Harika, işte böyle. Şimdi sadece bir mektup yazmak kaldı. Burada bulunan bin altın dinar güneyde şehrin kıyılarında yaşayan İsrail oğullarından Eryal'indir. Borcunu ödeyen Yuram. Şimdi sıra bu tahtayı kapatmakta. Evet. Harika. Allah'ım ben sözümde durup borcumu ödedim. Sen ona ulaştır ya Rabbi. Tahtayı fırtınanın ortasında denize attı. Tahta yüksek dağlar arasında suya karıştı. İçinde bin dinar ve bir mektupla borçludan borcu verene doğru bir yolculuktaydı. Ne diyorsun? Bin dinarı denize mi attın? Denize atmadım sevgili eşim. Tahtanın içine koyup güzelce kapadım. Ne fark eder ki? Ne sanıyorsun? Tahta gidip borç aldığın adamın kapısını mı çalacak? Borcumu zamanında ödemek için başka yolum yoktu yaptığın şeyle için rahat etti mi şimdi? Vallahi bilmiyorum Kebreş'e. Allah'a tevekkül ederek mi yaptım yoksa akılsız bir anıma mı denk geldi de attım <laughs> bilmiyorum. Ne düşündüğümü söyleyeyim mi? Tabii. Kazandığın para geri dönmeyecek ve seni tekrar kazanman gerekecek. Kazandığın parayı da adamın eline saymalısın onun sana verdiği gibi. Doğru ama ben her halükülerde ona borcumu ödemekte geç kalacaktım ve انا بونجاي من إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم يعظكم به. <laughs> ne soğuk bir hava böyle. <laughs> o rüzgar kuzey tarafından esiyor sana. Malımı doğru sözlü sandığım bir adama kendi irademle verdim. Tabi tabi. Belki de borcunu ödemesi için bir engeli vardır. Başına bir şey gelmiştir. <laughs> Belki de. Deniz kıyısına gideceğim. Belki bir gemiyle gelmiş olur ya da biriyle haber göndermiştir. Yanına odun almayı unutma. Gece uzun ve soğuk olur. Tamam, öyle yapayım inşallah. Buradan aldığımız yünlerin malı iyi. Bugünün işini bitirdim şükür. Ben de bana verdiğin kadın elbiselerin hepsini sattım. Hmm. Ne kadar kazandın peki? 500 dinardan fazla. Önümüzde daha uzun işler var. Daha fazla kıyafet isteyen bir sürü kadın var. Nakış ve renklerini seviyorlar. Önemli olan denizde kaybettiğimiz bin dinarı tamamlamak. Evet. Tamamlarsak borç derdinden kurtulacağız. Eryal Efendi nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Gerçekten Yuram'ın geri döneceğine hala inanıyor musun? Evet onun şerefli ve güvenilir biri olduğunu düşünüyorum. <laughs> Seni gidi zavallıcık. Şeref ve güven en son Musa ve kardeşi Harun zamanında kaldı. Artık yok. Doğru değil bu. Güzel ahlak her zaman ve asırda vardır. İyi düşünmelisin arkadaş. Bu da sana nasihatim olsun. Dürüst bir adama benziyordu. Zaten bu fırtınalı havada denizden gelen bir gemi bile yok. Elhamdülillah. Bin dinardan fazla kazandık. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى هايدي شو جميع بن الم هاش قال دين يرام أفندي بيرون Sen ha Eylaş efendi, tekrardan güneye mi dönüyorsun? Evet. Ağır mallarınız nerede? Hepsini sattık. Bu sefer sana iki yolcu parası vereceğiz sadece. Dönmeyi neden çok istediğini biliyorum. Nedenmiş? Artık borcunu ödeyip rahatlamak istiyorsun. Evet, borcumu ödemeden bu hayata vefa etmek istemiyorum. Umarım bu sefer de geç kalacağımız bir sebep olmaz. Affet beni Eryal Efendi. Seni niçin affedeyim? Yemin ederim çok gemi aradım ama bu geldiğim gemi hariç hiç yoktu. Kaldım oralarda. Bana neden anlatıyorsun ki bunları? Nasıl? Allah bana getirdi onu. <laughs> ha, ne dediğini anlamıyorum. Sana her şeyi anlatacağım. Deniz kıyısına gitmiştim. Seni ya da haber göndereceğin herhangi birini bekliyordum. Ben sana demedim mi fırtınalı havada bu kadar bekleme diye? Hasta olacaksın buralarda böyle. Dürüst bir adama benziyordu. Bu fırtınalı havada gelecek bir gemi bulamamıştır. Ama bu da ne? İşte aradığım tahta. Ateş yakmak için ihtiyacım olan şey ayağıma geldi. Bunu yakarak ısınabilirim. Harika bir ağaç. Hadi kesip ateş yakalım. Bekle biraz Ufira. Bu da ne böyle? Aman Allah'ım. Bir, iki, üç, dört. Bekle. Bekle de dinarların yanındaki mektubu okuyayım. Geç kalmış bir borç. Yuram. Ah. Mektupta ne yazıyor? Neden ağlıyorsun Eryal? Ne okudun? Bu benim bin dinarım. Borç verdiğim adam denize bırakmış. Al, al da kendin oku. Allah borcunu ödedi. Aman ya Rabbi, bu para sana denizden ulaştı ha. Bunu da al, bu para da senindir. Onu asla almam, o senin hakkındır. Bana param ulaştı. Allah'a şükür. Sen ne cömertsin Rabbim. Biz Allah'a güvendik ve O'na güzelce tevekkül ettik. O da bize cömertliğiyle muamelede bulundu. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهُ قد جعل الله لكل شيء قدرا